Herkese merhaba, ben Senem. Avustralya'daki 10. Senem. Videonun başlığından da anlaşılacağı gibi Avustralya'da 10 yıl yaşamak hakkında konuşuyoruz. Efendim, Fitzroy'dan herkese merhaba. Evet, daha önce de dediğim gibi bu video aslında Avustralya'da 10 yıl yaşamakla ilgili bir video olacak. Neden Avustralya'ya geldim? 10 yıl nasıl geçti? Ve iyisi kötüsüyle Avustralya'ya göçmen olmak. Şimdi, neden Avustralya, neden Melbourne video serisini izleyenler benim Avustralya'ya genç yaşta aşık olup geldiğimi biliyorlar. Aşık olmasaydım birisine Avustralya aklımda olur muydu? Öncelikle hayır. Neden olmazdı? Birincisi, Avustralya'yı bu kadar iyi tanımıyordum. İkincisi, genç yaşımda bu kadar uzak bir yere gitmek çok korkutucuydu. Üçüncüsü, İngiltere'yi her zaman daha çok beğenmiştim. Aklımda hep bir İngiltere hayali vardı. Ama kısmetim Avustralya'ymış. Yani aslında benim göçmenliğimin sebebi, birincisi yurt dışında zaten bir yüksek lisans yapmak isterken birisiyle tanışıp hani Avustralya'yı görüp Avustralya'yı daha çok beğenmemle oldu. Hayır, hiç İngiltere'ye gittin mi, Kanada'ya gittin mi? Nasıl Avustralya'yı bu kadar beğendin diyeceksin. Haklısın, haklısın kardeşim. Gitmedim, gitmeden de karşılaştırma yapmak çok zor. Ama ben neyi gördüysem onu beğendim. Burada güzel arkadaşlar edindim. Çoğu da 10 yıl kaldı burada. Kimisi geri döndü, kimisi tutunamadı. Kimisi yani istediği için geri döndü. Geri döndü derken eksik söylemiş oldum. Kimisi de tutunamadığı için geri döndü. Zaten benim diğer videolarımdan az çok biliyorsunuzdur. Ben evet 10 yılda ancak vatandaşlık alabildim. Hatta daha hali hazırda vatandaşlığım aktif değil. Ocak 2010, Ocak 2020. Tam tamına 10 yıl. Nasıl geçti şöyle anlatayım. Kimi zaman çok zorlandım. Kimi zaman çok mutlu oldum. Öyle günlerim oldu ki yeter artık dedim. Annemi aradım. Lütfen bana uçak biletini al çünkü ben artık daha fazla burada yapamayacağım dedim. Bunun en büyük sebebi zaten yaşadığım aşk acısıydı. Annem de aşk acısına geri döneceksen bari diplomanı al. Öyle geri dön dedi ki kadın haklıydı. Ben de La Trobe Üniversitesi'nden mezun oldum. Bu işte yani ben ilk başta öğrenci vizesiyle geldim. Yüksek lisans öğrenci vizesi. O zamanlar o şekildeydi. Şimdi tabii bayağı değişti öğrenci vizeleri de. Öğrenci vizesiyle geldim. Ve o iki yıl içinde yaşadıklarım tatlısıyla acısıyla bana çok şey öğretti. Şimdi Avustralya'da göçmen olmanın bana en çok öğrettiği şey, iyi yanından şunu söylüyorum. Asla tahmin edemediğim şeyleri yapabilecek kapasitede olduğumu bana gösterdi. Ben her zaman çok şımarık bir insan olarak kendimi tanımladım. Açıkça söylemek gerekirse. Güzel sanatlar okudum. O oldu, bu oldu. Ben onu yapamam. İşte belirli bir standartım var. Bizdeki şu statü olayı var ya. Sanırım ondan da çok kaynaklanıyordu. Yani ben işte üst sınıf yöneticiyim, Avustralya'ya gelince temizlik mi yapacağım, işte kebapçı mı olacağım konusu var ya ki bu göçmenlerin en başta yapması gereken işlerden. Ya yapmak zorunda değilsiniz. Daha şey de olabilirdi, benim gibi işte öğrenci gelip hani bir mühendis olmayan kişiden bahsediyorum. Sanırım o bende çok fazla vardı. Sonra baktım ki ben ne gerekiyorsa yapabilecek kapasitede bir insanmışım. Şöyle ki, ben yıllarca temizlik yaparak okul taksidi ödedim ve bundan asla gocunmadım. Daha sonra bitirdiğim okulda öğretmenlik yapmaya başladım yani. Neyden mezun olduysam Avustralya'da onu yaptım. Avustralya'nın en büyük artısı benim gözlemlediğim son 10 yıl içinde hangi bölümden mezun oluyorsanız o işi yapıyor olabilmeniz.
Avustralya'da son 10 yılda gözlemlediğim en büyük değişim sanırım ekonomik değişim oldu. Ben 2010 yılında buraya geldiğimde, ki hatta 2009 yılında ben buraya geldiğimde, bir Avustralya doları bir Türk lirasına eşitti. Şimdi tabii almış başını gitmiş durumda ama son 10 yılda dünya genelinde Avustralya doları gerçekten değerlendi. Bir başka şey ise öğrendiğim şuydu. Yani burada part time çalışıyorsunuz. Ne yani 20 saat bile çalışsanız, tamam belki hani çok zengin yaşamayacaksınız. Sistematik olarak bir şekilde çalıştığınızda ve biraz birikiminiz varsa, çok da büyük okul paraları ödemiyorsanız, hani böyle dönemi 50 bin, 60 bin gibi, bir yandan çalışıp bir yandan da okul taksitini çıkarabildiğinizi gördüm ben. Ekonomik olarak bağımsız olmanın ne demek olduğunu ben yine Avustralya'da öğrendim. Şöyleki şeyler de oldu tabii. 20 saatin üzerine çıkmanız gerektiği zamanlar oluyor. O zaman kaçak olarak çalışılıyor. Bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum çünkü en önemli nedeni, birincisi kaçak olarak çalışıyorsunuz. Kaçak olarak çalıştığınızda sizin şeyiniz yok, sigortanız yok. Yani zaten kitap üstünde siz hiç var olmadığınız için Allah göstermesin, iş yerinde size bir şey olursa bu tamamen sizin suçunuz oluyor. Yani işverenin size bu konuda yardım etmesi gerekmiyor. Ve ben şunu öğrendim. Avustralya'da hayatta kalabilmek için ilk önce insanlar oyunu kurallarına göre oynuyor. Ondan sonra kuralların dışına biraz çıkılıyor. Ben kanala başladıktan kısa bir süre sonra İnsanların benim hakkımda şöyle dediğini duydum. Senem, Avustralya çok toz ve pembe anlatıyor. Yani hiç onun dediği gibi toz pembe değil buralar. Ondan sonra size hep yalan yanlış bilgiler veriyor. Ya ben arkadaşım diyorum ki 10 yıldır vatandaşlık alamadım. Yani Avustralya sandığınız kadar kolay bir ülke değil. Bunun en büyük sebebi Avustralya hükümetinin sürekli göçmenlik yasasını değiştirmesi. 10 yılda öğrendiğim en değerli bilgi bu işte arkadaşlar. Her Temmuz ayı, hemen hemen her Temmuz ayı diyeyim hadi, göçmenlik yasaları öyle ya da böyle değişti. Burası böyle akın akın göçmen alırken bir anda bütün kapıları kapadı. Ve benim gözlemlediğim şey şu, Kanada'da şu anda bunun aynısını yapıyor ve bir süre sonra Kanada'da Avustralya gibi bence kapılarını kapayacak ve daha da zorlaştıracak almayı. Toz pembe olayına yine geri dönüyorum. Ben hiçbir zaman size Avustralya'yı çok da toz pembe olarak anlatmak istemedim. Zaten Avustralya'da yaşamak her zaman toz pembe değildir diye de bir tane video yaptım. Orada benim yaşadığım duygusal zorluklardan bahsetmiştim. İnsanlar sanıyorlar ki Avustralya'da hep ekonomik zorluk daha önde. Aslında değil. Çünkü Avustralya'da çok az parayla kazansanız bile sürünmenin bir standartı var. Ki bence bu Avustralya'da yaşamak için en büyük avantajlardan biri. Yani ne kadar az para kazansanız bile bir şekilde burada hayatta kalma şansınız var. İşte insanlar sanıyordu ki hep duygusal zorluktan bahsediyorsun. Hiç ekonomik zorluğu yok mu? Ben en çok duygusal olarak zorlanmıştım. Çünkü ekonomik olarak hep bir şekilde hayatta kalmayı başardım. Her şey çok farklı olduğu için o kültürel adaptasyon çok uzun sürüyor. Yani biraz daha yakın bir şeyler olsa belki bu kadar olmayacaktı. Belki Almanya biraz daha bizim gibi, belki Fransa biraz daha bizim gibi. İşte daha önceden Erasmus'la Avrupa'ya gitmiş gelmiş arkadaşların gördükleri, buraya gelenler belki biraz daha kolay adapte oluyor ama ben mesela hiç yurt dışına çıkmadan direkt Avustralya'ya geldiğim için bütün sistem, bütün kültürel anlayış falan bana çok garip gelmişti. Bunları kavramak, gerçekten tam anlamıyla bunları kavramak nereden baksanız 5 yılımı aldı. Ve bu beni nereye getiriyor biliyor musunuz? Göçmenlik psikolojisine. Şimdi göçmenlik psikolojisi çok garip bir şey. Yani umarım her Avustralya'ya gelip göç etmek isteyen bu psikolojiyi yaşar. Kötü bir şey olarak söylemiyorum. Şimdi ilk yıl balayı yılımız. Her şey gerçekten çok güzel. Her şey çok iyi. Wow abi işte şu arabaya bak. Wow abi şuraya bak falan diyorsun. Bir süre sonra daha kötüsü olmaya başlıyor. Şöyle bir şey hissetmeye başlıyorum. Başladım ben daha doğrusu. Bu başka kimlere oldu bilmiyorum. Türkiye'deki arkadaşlarıma bakmaya başladım. Türkiye'deki arkadaşlarım dedim ki ya onlar bu kadar güzel işler başarırken ben ne yapıyorum? Ben burada tıkıldım kaldım. Türkiye'de kalsaydım belki daha başarılı olacaktım. İşte burada şimdi temizlik yapıyorum, dönercideyim. Döner keserken ben niye döner kesiyorum diye kendime sorduğum zamanlar oldu. Yani hayatı kaçırma endişesi ve böyle bir psikolojiye giriyor. Ben burada ne yapıyorum?
sürekli bunun karşılaştırmasını yapıyordum ve bu beni şu aşağı iniş dönemine getiriyordu ki göçmen olarak bence en zor dönem işte bu dönem. Geç kalmışlık hissi, ben başaramadım hissi, burada statü olarak çok aşağıdayım hissi, ben burada bir yabancıyım hissi, en kötü yaşanılan şeyler. Ama eninde sonunda çabalarsanız ve yeni bir düzen kurarsanız bu duygular geçiyor. Elif'cim, istediğin kadar tabii söyleyebilirsin ama Avustralya'da yaşamanın bir iki dezavantajı, bir iki de avantajından bahseder misin? Sen de 10 yıldır buradasın çünkü, o yüzden soruyorum. Tabii ki şu anda currency bir dezavantaj. Biz geldiğimizde öyle değildi. Ama bu dezavantaj herhalde her yerde geçerli artık Türkiye için. Uzak olması büyük dezavantaj. Uçak biletleri çok pahalı. Senin seyahat etmede çok kısıtlıyor. Biraz aksanı farklı. Biz Amerikan aksanına çok alışık büyüyoruz Türkiye'deyken. İlk geldiğinizde böyle bir yıl falan o aksana alışmakla ilgili bir problemi olabilir insanların. Avustralya'nın hiç mi güzel yanı yok ya? Şöyle. Hiç mi yok ya? Bana hep şey diyorlar, ben çok toz pembe anlatıyormuşum Avustralya'yı. Avustralya'nın güzel yanı var o zaman sen toz pembe anlatıyorsan. Avustralya'nın güzel yanları insanların çok saygılı olması bence. Hoşgörülü olması, kibar olması. Ben insanları konusunda hiç problem yaşamadım. Hiç İngilizce konuşmadığım dönemlerde dahil buna. Kültürleri hakkında çok çok az şey bildiğim, hala da çok şey bildiğimi düşünmüyorum kültürleri hakkında. Dönemlerde dahil. Sisteme iyi oturmuş bir ülke. Yani sen sistemle mücadele etmeye kalkmazsan, duygusal isyanların olmazsa, çabuk adapte olmayı seçersen, sisteme iyi oturmuş olduğu için göçmen de olsan bu şehirde rahat ediyorsun. Yani toplu taşımı kullanmak herkes için kolay aslında. Karnı doyurmak, market alışverişini yapmak da kolay. Ama sen, biz böyle her şeyi sona bırakmayı sevdiğimiz için, bunlar biraz erkenci kuş. Erkenden her şeyini ayarlarsan, çünkü 3'te mutfak kapanır çoğu yerde veya 5'ten önce akşam yemeği servisi başlamaz. Bunları işte zamanla adapte oluyorsun. Kültürel şeylerde işte zorluklar çekiyorsun ama aslında sistemi çok oturmuş bir ülke ve temiz, düzenli, saygılı bir memleket. Peki 10 yıllık tecrübene dayanarak Avustralya'yı hem öğrenci olarak gelmek isteyen arkadaşlara hem de göçmen olmak isteyen arkadaşlara tavsiye eder misin? Evet ederim ama benim başka bir yerde tecrübem yok. Başka bir yerle kıyaslayamam. Ama benim kardeşim İngiltere'de yaşadı, Kanada'da yaşadı. Üstelik öğrenci de değildi. Yani her şey düzeni hazır gitti. Evi ayarlanmış olarak, işleri ayarlanmış olarak gitti. Ona rağmen benim kadar mutlu gözükmüyor Kanada'da. Bu sene vatandaş olduk çok şükür. Tebrikler. Teşekkür ederiz. Avustralya'ya gelen öğrencilerin de böyle deli zorluklar çektiğini görmedim açıkçası. Öğrenimini nasıl planladığına bakar. Sıfır, yani cebinde $1000 geldiysen zorluk çekeceğine aşikar yani. Burada çalışıp para kazanmak zorundasın demek. O zaman da tabii yorulacaksın. O anlama geliyor. İngilizcen çok iyi değilse Türklerin yanında çalışmak zorunda kalacaksın. O zaman da yorulacaksın. Çünkü uzun saatlerde para yapabilirsin. Ama bu zorluklar bizim hazırlıklı olup olmamamızda ilgili şeyler. Burasıyla ilgili değil bence. Elif'in aslında bahsettiği şey çok güzel. Yani ne kadar hazırlıklı gelirseniz Avustralya göçmenliğinde o kadar başarılı olacaksınız. İşte bizim 10 yılda öğrendiğimiz bu. Peki biz bunu nasıl öğrendik? Tabii ki zor yoldan öğrendik. Çünkü ben de buraya çok büyük hazırlıklarla gelmedim. O zamanlar tabii ne bizim böyle bloglar yapan YouTuberlarımız vardı ne de doğru düzgün Türkçe materyal vardı. İnternette özellikle. Hani ben böyle normal işte diğer Avustralyalı YouTuberları falan izliyordum. Onlar yemeğiyle içmeyle falan. Pek bilmiyordum. Bir de sistemi bilmemenin ne kadar büyük bir dezavantaj olduğunu anladık biz. En iyisi her zaman nereye göç edecekseniz, tabii Kanada, Amerika, İngiltere hiç fark etmez. Oranın sistemini iyi anlamayı denemek.
en çok sevdiğim doğal güzelliklerin herkese açık olması. Giriş parası mesela yok. Şezlong kiralama yok. Doğal güzelliklerin bakiye kalarak insanlar için olmasını seviyorum. Başka bir avantaj ise insanların çok rahat olması. Bayağı sakin, yavaş. Bunu yine dezavantaj olarak gören arkadaşlar da var. Açıkçası işlerini aceleye getirmeden çalışmalarını çok seviyorum. Rahat olmaları, kibar olmaları hoşuma gidiyor. Kaba olanlar tabii ki var. Sanırım en çok merak edilen nokta da şu. Peki değdi mi? Bence değdi arkadaş. Çünkü burada düzenimi kurdum. Gerçekten mutluyum. Avustralya'nın düzeni bana uyuyor. İyisiyle kötüsüyle. Benim de eleştirdiğim çok yönleri var. Ama birçok o kadar da sevdiğim yönü var. Hani diyorum ya, bazı şeylerin halka sürekli açık olması, özelleştirmenin biraz daha az olması. Ama sağ olsun Scott Morrison'la beraber bunun artması. İlk geldiğimde çok daha naif ve saftılar insanlar. Çünkü bir ada ülkesi oldukları için daha az temasta bulunmuşlar. Yani işte sürekli bir savaş ortamında değiller. Asker gönderiyorlar ama neden gönderdiklerini tam onlar da bilmiyor. Hiç savaş başlatmadık diye seviniyorlar. Yani zamanla bu naifliklerini kaybettiklerini gördüm. Ve bunun en büyük örneği de zaten Scott Morrison'ın en son seçimleri kazanması oldu benim için. Mutluyum, düzenimi kurdum. Eğer siz de Avustralya'ya gelmek istiyorsanız ve gelebilirsiniz yahut da geldiniz ve bu videoyu izliyorsanız umarım her şey sizin için çok güzel olur. Her şey gönlünüzce olur. Burada düzen kurabilirsiniz, kalabilirsiniz çünkü Avustralya'da hayat gerçekten çok güzel. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biraz dağınık bir video oldu, farkındayım. Kafamı tam toparlayamadım. Ama eğer sorularınız, yorumlarınız, görüşleriniz varsa lütfen aşağı yorum olarak yazın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.